Yılbaşı'nda değerli arkadaşlarımız, çok kıymetli gençlerimiz, ben AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet Ali Aroğlu. Öncelikle AK Parti'ye göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ve bugün gecenin bu saatinde burada saatlerce bekliyor olmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çalışma içerisindeyiz. Ve sağ olsun bakalım gecenin bu saatine kadar çalışıyor. Öncelikle ben birkaç cümle söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 22 yaşında iken İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı olmuş. O genç yaşında siyasete soyunmuş ve her defasında biz bu ülkeye hizmet etmek için kefenimizi koltuğumuzun altına alıp yola çıktık diyor. Doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Ben 2,5 sene önce Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmiştim. İlk defa gitmiştim. O zaman nasip olmuştu. Ve değerli arkadaşlar, orada yatan 18-19 yaşındaki körpecik gençlerimiz Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuşlardı. Ve onların mezar taşlarında Diyarbakırlı yazıyordu, Urfalı yazıyordu, Trabzonlu yazıyordu, İzmirli, Ankaralı, İstanbullu yazıyordu. Ve o değerli şehitlerimizin kanıyla bizim bayrağımız al rengini almıştır. Bu ülke ne doğulunun, ne batılının, ne kuzeylinin, ne güneylinin. Bayrağımızın dalgalandığı her yer hepimizin. Öncelikle sizin gibi değerli gençlerin AK Parti'mize, bizlere katılmasında öncelik eden çok değerli başkan yardımcım, SKM Başkanım Refik Bağımsız Bey'e huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada aramızda aday adayımız Sayın Mustafa Turan Bey var. İl Başkanımız Başkanımız Sayın Vekil Mert Ersal var. Partimize il başkanı olduğundan beri maddi manevi gecesini gündüzüne katarak yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da il başkanıma huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yine aramızda ilçemizi onurlandırdığı, şereflendirdiği için bugün bu saatte bizi kırmayıp da gelen çok değerli bakanımız hem Mersin'imize, hem Yenişehir'imize ve hem ilçemize hoş geldiniz diyorum Zafer Çağlayan Bakanım.
Bakanıma veriyorum, saygılar sunuyorum. Arz ederim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel buluşmamıza, bu mutlu anımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gerçekten çok yoğun bir program geçirdik. Ama bizim zaten her günümüz yoğun. Bizim hangi günümüz normal geçiyor ki? Evelallah her gün ülkede bir taş üstüne bir taş daha koymak, AK Parti'nin yaptıklarını ve AK Parti'nin yapacaklarını anlatmak zaten günlere, gecelere, aylara sığmıyor. Bu çerçevede malum seçim ortamındayız. Tabii ki milletimizle birebir bir araya gelip birebir buluşuyoruz. İnsanlarımızla görüşüyoruz. İnsanlarımıza yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Ama görüyoruz ki evelallah Mersin kararı vermiş, AK Parti'yi birinci parti yapacak Allah. Mersin'in bir kararı vermiş. Ancak bu yetmez. Ne yapmamız gerekiyor? Mersin'de hiç bugüne kadar görülmemiş bir şekilde böyle çok açık ara farkla ezici bir şekilde evelallah Mersin'deki oylarımızı artıracağız. Nasıl Mersin'deki bayındırı şampiyon yaptı ve ayağımızı gözle geri geldik? Şampiyon yaptıysak evelallah şimdi de AK Parti Mersin'de şampiyon yapacağız. Mersin'i de şampiyon yapacağız. Yaklaşımda biz Mersin'i yeniden Allah'ın izniyle Mersin yapacağız. Bir kere Sayın Başbakanımız Mersin'e, Mersinlilere bir hediye verdi. Ne verdi? Akdeniz oyunlarını verdi. Kendisine teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi Başbakanımız Akdeniz oyunlarını Mersin'e verirken niye verdi? Bir, Mersin bunu hak etti. İki, şimdi devlet Mersin'de tam 500 trilyon liralık yatırım yapacak. Mersin evelallah paraya doyacak. Bunu yapacak. Bu parayla önce 33 bin kişilik bir stat yapacağız. Bu stat oyunlardan sonra kime vereceğiz? Mersin İtfaiyesi'ne vereceğiz. Mersin İtfaiyesi'ne vereceğiz. Geleceğiz iki tane katalı spor salonu, yüzme kompleksleri ve büyük yerler yapacağız. Benim Mersin'deki işsiz kardeşlerim, benim Mersin'de iş bulamayan kardeşlerim evelallah gelecek. Her biriniz buralarda şantiyelerde ve Mersin'de yapılan olimpiyat testlerinde hepiniz iş bulacak, aş bulacak, ekmek bulacaksınız Allah'ım. Mersin'in işsizlik problemini de biz biliyoruz. Kim çözer bu problemi? Evelallah biz çözeriz, AK Parti çözer. Bu bizim işimiz. Bu bizim işimiz. Bunu yaptık. Bunu zaten biz gösterdik. Ve bundan dolayıdır ki şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Artık Mersin'in bir havaalanı olacak. Ve Mersinliler uçağa Mersin'den binip dünyanın her yerine gidip gelecek. Değerli kardeşlerim, bir kere sizler doğru bir yol seçmişsiniz. AK Parti'ye gelerek, AK Parti'ye gönül vererek siz de bu millete, bu devlete hizmet kervanına katıldınız. Teşekkür ediyoruz sizlere.
Bizden dolayı Allah artık bu teşkilatın içinde millete hizmet etmek için gece gündüz koşturacaksınız. Biraz evvel değerli kardeşim söyledi. Bu Mersin, bu Türkiye hepimizi. Evet, Mersin Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanıyla, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle bir güzellik, bir bütünlük olan bir şehir. Ve biz insanlarımızı renklerine, ırklarına, kafataslarına göre ayırmıyoruz, ayırmayacağız. Biz insanları seviyoruz. Biz insanlarımızı seveceğiz. Niye? Çünkü biz evvel Allah yaradılanları yaradandan dolayı sevdiğimizi seveceğiz. Ve şimdi şunu söylüyorum. Ben Muşlu'yum. Ankara'da 45 yıl yaşadım. Şimdi geldim Mersin'e. Mersin'e hizmet etmek, Mersinlere hizmet etmekten onur duyacağım, şeref duyacağım. Ben de sizi kadar Mersinliyim, Mersinliyim bayramını bundan sonra. Onları duyacağım. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki biz kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun tüm insanlarımızı seviyoruz. Ve o insanları Laz, Kürt, Türkiye'ye geleceğiz. Bizim inancımız ne? Biz insanlarımızı bu ülkenin birlik beraberliğine yan oldukça bu ülkenin bilinmezliğine ve ülkelerine yan olacağız. Diyeceğiz ki bizim inancımız, bizim sizlerimiz belli. Bizim için bu ülkede tek devlet diye, tek vatan diye, tek bayrak diye herkes başımızın üstüne geliyor. Evet, özellikle şunu ifade ederek konuşmamı bitireyim. Çünkü artık kilometre, bugün 2 kilometre doldu konuşmamı kilometresi. Artık boğaz kaldırmıyor. Söyleyeceğim çok şey var da. İçinizde Kürt olan var mı? Kaç kişi var Türkçe böyle? Hani derler ya, dünyaya takat türlü. Ama şimdi, evet Allah bizim takatımız da fazla. Ama boğazda nefes kalmadı. Ben şimdi partimize gelerek AK Parti'yi seçen, AK Parti'nin saflarında yer alan ve bakın bugünden itibaren gece gündüz demeden, 24 saat demeden tek tek mücadelenin içinde bizlerle birlikte sizlerle koşacaksınız. Bilin ki sizler de bundan sonra bizim kardeşimiz, dostumuz, partili dostlarımız olacaksınız. Hoş geldiniz, sefer geçiniz. Arkadaşlarımız, şimdi tabii burada 100'ün üzerinde, 150'nin üzerinde arkadaşımız var. Hepsine tek tek rozet takmaya kalksak sabahı buluruz. Sembolik olarak 4-5 arkadaşımıza bakanımız rozet takacak ve ondan sonra bir diğer programa gitmek için aramızdan ayrılacak. Şimdi Faruk, Askay, Fırat, Oral arkadaşımız, Ömer Özdemir, Hasan Sırtan, Cebrail Akdemir, bir de Özcan Kurku. Diğer arkadaşlarımızın hakkında söylüyoruz. Bu arkadaşlarımızın rozet takmak için kürsünün önünü alıyoruz. Kürsünün önünü alıyoruz bu arkadaşlarımızı. Ve ismini okuduğum arkadaşlarımı arkası bana dönük olmak kaydıyla kürsünün önünü alıyorum. Bakalım rozetlerini takacağım. Arkadaşlar, böyle yüzünüzü bu tarafa dönerseniz kamera görüntü alın. Evet. Dura Bey de var. Sayın Bakanım bu tarafa, Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Abi biraz açın da takanlar var. Abi, abi televizyon alıyor. Televizyonu rahat. Televizyon rahat. Gir mi abi? Gir mi arkadaşım?
arkadaşlar, kameranın önünü kapatmayalım, görüntü anasınlar. Çek ya. Abi bir de beni çek. Çek abi, şöyle bir de basacaksın, tamam mı? Yeah.
bir yansımıyor. Aklına bakıp bir konu olmadı. Gençler için olmadı. Olmadı. Hani sen bu işi yaparsın. Gençler için olmadı. Hadi ya. Hadi çok çok terlettim. Sıcak çok terlettim. Hadi hemen bir. Arkadaşlar çok sıcak oldu. Genç arkadaşlar. Arkadaşlar bazıları çöksün önemli. Hayır acayip bir çok geliştirdim. Çekiyoruz efendim. Gece saat 12. Çektirdim ya. Yapma ya. Ben görmedim onu. Neresi çektir? Allah'ım ben Murat abi, sen de buradasın. Başkan nerede biz oturuyoruz? He he, ben de anladım. Al şunu. Başkan da başkan. Alkol yok. Tamam ben şimdi görüyorum. Arkadaşlar sol taraftan çıkalım. Sol taraftan. Kenardan şuraya tıklamayın. Kenardan çıkın.